Bugünkü dersimizin konusu pürün ve pirimidin metabolizması. Pürün ve pirimidin metabolizması konuşulduğunda ilk aklımıza gelen şey bu moleküllerin nükleik asitlerin yapı taşları olması. Dolayısıyla nükleotit metabolizmasından bahsederken biz özellikle nükleotitlerin deoksi formlarının trifosfat şekillerinden bahsediyoruz ve bunun önemli vurgu yapıyoruz. Fakat derse başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Biz genellikle derslerimizi sunarken tüm bilim dalları içerisinde alanları ayrı ayrı ayırıp karbonhidrat metabolizması, lipid metabolizması, nükleik asit metabolizması diye veya üre metabolizması diye tek tek aynı anlatıp bu anlatımı bir şekilde sonlandırıyoruz. Bu derste de göreceğimiz gibi metabolik süreçleri anlatırken metabolik süreçler hem kendi işlerinde hem de diğer metabolik süreçlerle ciddi ilişki içerisinde bulunmakta. Dolayısıyla nükleotit metabolizmasından bahsederken biz bu metabolizmayı ilgilendiren başka metabolizmalara da kısaca vurgu yapacağız. Bunun sebebi anlatımın bir bütünlük içinde değerlendirilmesidir. Bunun yanı sıra dersi işlerken özellikle moleküllerin kimyasal yapıları, sentez süreçleri, regülasyonlarının yanı sıra bu moleküllerin bizim açımızdan klinikteki önemine de vurgu yapacağız. Sonuçta nükleotitler veya bazlar bizim açımızdan klinik süreçte bir değer ifade etmekte mi? Bu molekülleri hastalıkların teşhisinde, tedavisinde, remisyonunda kullanıyor muyuz? Ve bunun yanı sıra bu moleküller ilaç tedavisinde veya bu moleküllerin metabolizmaları ilaç tedavisinde hedef olarak seçiliyor mu? Bunların analoglarını, kimyasal analoglarını ilaç olarak kullanıyor muyuz? Bu da başka konu. Buna da ders içerisinde vurgu yapacağım. Bunun yanı sıra bir başka konu, tabi dersin bütünlüğü içerisinde öğrencilerimizin bir başka beklentisi, ulusal veya uluslararası sınavlarda anlatılan konudan hangi tip soruların geleceği ve soru tiplerinin nasıl olacağıyla da ilişkili. Dolayısıyla bu konu çerçevesinde karşımıza ulusal veya uluslararası sınavlarda bir soru geldiğinde bunları cevaplama yeteneğimiz de ders içerisinde belirteceğiz ve buraya da vurgu yapacağız. Dolayısıyla bunu bir bütün içinde tanımladığımızda nükleotit metabolizması ile ilgili dersimizi bir bütünlük içerisinde bitirmiş olacağız. Burada tabii biz nükleotit derken esas itibariyle sentez reaksiyonunda da nükleotitlerin baz kısmını sentez yaptıracağız. Baz diye tanımladığımız kısımlar 6 veya 9 karbondan oluşan karbon ve azot yapılarıyla ve yan kimyasal gruplarla ilişkiye girmiş moleküllerden bahsediyoruz. Ve klasik olarak iki gruba ayırıyoruz bunlar, pirimidinler ve pürünler. Pürünler dokuzlu halka sistemine sahip olup adenin ve guanin diye sınıflandırılmakta alt sınıfları. Pirimidinleri ise sitozin, urasil ve timin diye sınıflandırıyoruz. Şekilde de göreceğimiz gibi pirimidinlerin ana kavşak molekülü urasil nükleotit. Urasil ile sitozin arasındaki temel fark 4. karbondaki amin grubunun, daha doğrusu azotun burada farklılaşması. Yine urasil ile timin arasında göz attığımızda 5. karbona metil grubunun eklenmesi. Kavşak molekülü veya merkezi molekül olan urasil, ben bu iki molekülü aminasyon ve metilasyon reaksiyonlarla sentez edeceğim. Diğer tarafta moleküle kimyasal olarak aynı moleküller. Pirimidinlere baktığımızda aynı yapıyı burada görüyoruz. Burada kavşak molekül, inozin monofosfat veya IMF dediğimiz molekül. IMF ile adenin ve guanin arasındaki temel fark altıda amin grubunun olması, diğer tarafta ikinci karbona yine azot grubunun bağlı olması. Dolayısıyla burada adenin ve guanin arasındaki temel fark ise azot grubunun, amin grubunun hangi karbon üzerinde yerleşmesiyle ilişkin, diğer taraftaki kimyasal yapım birbiriyle ilintili. Dolayısıyla bir sentez reaksiyonunda bu bahsettiğimiz altılı veya dokuzlu yapıyı sıfırdan sentez edeceğiz. Ve molekülü sentez ederken metabolizmayı üç türlü tanımlıyoruz. Bu de novo dediğimiz baştan sıfırdan sentezi anlatacağım. Sonra salvage pathway veya kurtarma yolu diye tanımlayabiliriz ve yıkım yolundan bahsedeceğim. Dolayısıyla 3 metabolizma içerisindeki 3 ana yolu bu şekilde işleyeceğiz ve bu moleküllerin
klinik öneminden bahsedeceğim. Dersin içeriğini iki kısım halinde sunmayı planlıyorum. Birinci basamakta prim metabolizmasından, daha sonra ise primitif metabolizmasından bahsedeceğim ve bunların arasındaki ilintiye de vurgu yapacağım. Tabii birinci nokta nükleotit dediğimiz, dersin başta söylediğim gibi deoksiribonükleik asit DNA'nın veya ribonükleik asit DNA'nın yapı taşları olması. Bizim için hayat önem taşıyan kısım bu gibi görünüyor ama buraya bazı eklemeler yapacağız. Bu yapı içerisinde bir baz yapısı şeker ve fosfatla ilişki geçecek. Monofosfat, difosfat veya trifosfat şekli. Nükleotitlerin deoksi formları, trifosfat formları sentezde DNA sentezinde kullanırken RNA, nükleotiden trifosfat sentezi sonucunda sentezlenecek DNA polimeraz veya RNA polimerazla birlikte. Dolayısıyla bir sentezi yaparken iki farklı yol izleyeceğiz. Bunu dersin içerisinde bahsedeceğim. Burada riboz 5 karbonlu şekerle biz bir bağ kuracağız baz arasında. Bu bağ bir azot karbon bağı olacak. Buna beta englikozit bağ diyoruz. Yani şekerle baz arasındaki bu bağ, bu kuvvetli bir bağ. Bunu biz kimyasal olarak, enzimatik olarak sentez edeceğiz. Dolayısıyla sentez reaksiyonu esnasında bizim için önemli olan bağ bu. Çünkü riboz 5 fosfat zaten sistematik olarak metabolizmadan elimizde olacak. Hekseoz monofosfat şantından riboz 5 fosfat sentezlenmiş olduğu için molekülün nükleotit diye tanımladığımız baz, şeker ve fosfat diye tanımladığımız yapının bütününün yani iki molekülü yani fosfat ve şeker elimizde tutacağız. Bunun üzerine biz bazı sentez edeceğiz. Primidin metabolizması da sentez biraz farklılık göstermesine rağmen orada yine bazı sentezleyip onu riboz 5 fosfatla ilişkiye geçirip yine oradaki karbon azot bağını sentez etmemiz gerekmekte. İkisinin arasında sentez reaksiyonu esnasında bir takım farklılıklar oluşmaktadır. Dolayısıyla biz burada bu sentezin nasıl yürütüldüğünü ve enzimatik basamaklardan bahsedeceğiz. Tabii nükleotit metabolizması derken biraz önce söylediğim gibi aklımıza DNA ve RNA geliyor. Nükleik asit metabolizmasının yapı taşları. Deoksiribonükleik asit ve ribonükleik asit biyokimyasal açıdan bakıldığımızda polinükleotittir. Yani primer moleküller değillerdir. Bunların yapı taşları nükleotitler. Dolayısıyla enzimatik olarak bu iki molekülü sentezleteceğiz. Bu iki molekülün sentezletilmesi için nükleotit metabolizmasının düzgün çalışması lazım. Fakat bunun yanı sıra birçok metabolik süreçte nükleotitlerin bazlarını, nükleotitlerini ve nükleotitlerini göreceğiz. Burada şeker, fosfat ve bazın üçlü yapısına nükleotit diyoruz. Fosfatı ayırdığımızda şeker ve baza nükleotit diyoruz. Eğer şeker ve fosfatı ayırdığımızda sadece bu halkalı yapı elimizde ise buna baz diyoruz. Dolayısıyla nükleotitlerin baz yapılarının ana yapı, nükleotit yapısının veya nükleotit yapısının metabolizma içerisinde birçok reaksiyonda yer aldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ATP ve GTP. ATP oksidatif fosforilasyon sonucunda mitokondride sentezlenen bir molekül nükleotit yapısında, tüm bazı yapısında esas itibariyle bu enerjimizin temel kaynağıdır. ATP sentezinin bozulması veya eksik yapılması veya sekteye uğratılması hayatta bağdaşır bir durum değil. Çünkü kimyasal reaksiyonlarda hücre bütünlüğünün devamında bütün kimyasal ilişkilerin enerji gerektiren kimyasal reaksiyonun hepsinde ATP ihtiyacımız ve bu molekülün sentezlenmesi gerekiyor. Bu da bir nükleotit yapısındadır. Bunun yanı sıra GTP spesifik bazı reaksiyonlarda ATP'nin yerine GTP enerjisi GTP'yi kullanıyoruz. Bu da bir enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Tabii teorik olarak bütün nükleotitler ATP, GTP, UTP, CTP veya TTP'nin kimyasal bağ enerjisi birbirine eşittir. Fakat kimyasal reaksiyonlarda büyük oranda %95'e yakın ATP'yi bazı kimyasal reaksiyonlarda da GTP'yi tercih ediyor. Nükleot formundaki iki tane molekül, trifosfat formundalar. NADH ve TADH adenin nükleotit formundadırlar. Nikotinamik aden, dinikleotit filan. Amik adenin dinikleotit. Bunlar redüktör formları. Bunlar özellikle redüktör reaksiyonlar. Daha doğrusu dehidrojenasyon reaksiyonlarında elektron transferi esnasında kullanılmakta. Özellikle ATP sentezi için elektron transferini
elektron zincirinde elektronların transferinde elektronların ilk çıkış molekülü NADH ve NADH2 olarak görülmekte. Dolayısıyla bu iki molekül bütün metabolik süreçlerden, bu metabolik süreçler karbonhidrat dedik ve metabolizmasında karşımıza çıkacak enzimlerin koenzimi olarak tanımlıyor. Ve bunlar da türün lerin sınıfında sınıflandırılabilir. Bir başka tarafta da bunları vitamin olarak veya koenzim olarak da sınıflandırabiliyoruz. Bir diğer molekül S-adenozin metiyonin. S-adenozin metiyonin özellikle metilasyon reaksiyonlarında önemli bir transfer edici molekül ve birçok kimyasal reaksiyona katkı sağlıyor. Metiyonine adenozil bakiyesinin bağlanmasıyla oluşmuş bir molekül. Dolayısıyla bunu da bu sınıfta yani MYK-4-DEV sınıfında ve bu metabolizmanın içerisinde kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü adenozin sonuçta veya adenin bu metabolik süreç içinde sentezlenecektir. UDP glikuronik asit özellikle bilirubinin konjugasyonunda büyük önem taşıyor. Bilirubinin vücuttan uzaklaştırılmasında, çözünürlüğün arttırılmasında özündeki fosfatı glikuronik asite ekleyerek bu işi sağlıyoruz. Bu da metabolizma açısından önemli bir molekül yapısına dediğim gibi pirimidin analoğu taşımakta. Orasını söylüyorum. Siklik AMP ve siklik GMP. Bunlar da adenin nükleotit formundadır. AMP ve siklik GMP'nin halka olmuş şekil veya siklik hale gelmiş şekillerdir. Bu moleküller özellikle hormon dersinde göreceğiniz gibi reseptörü hücre membranında olan hormonların ikincil habercisi olarak görev yapmakta. Büyük önem taşımakta. Bu ayrı bir konu olarak detaylı olarak anlatılacak. Burada bahsettiğim şey bu iki molekülün kimyasal yapısal olarak, fonksiyon olarak tamamen ayrı bir fonksiyona sahip. Dolayısıyla burada bir bütüncül olarak baktığımızda nükleotitler, bazlar veya nükleotitler sadece nükleik asitlerin yapısına girdikleri için önem kazanmıyor. Birçok molekülün veya kimyasal reaksiyonun içerisinde yer almakta. Dolayısıyla nükleotit metabolizmasına birlikte bu gözle bakmak lazım. Bunun yanı sıra nükleotit metabolizması özellikle antimetabolik teorinin ortaya çıkışıyla 50'li yıllarda büyük önem kazandı. Bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde daha sonra kanser tedavisinde biz antimetabolikleri kullanmaya başladık. Antimetabolik dediğimiz şeyler moleküller sentezlenirken enzimatik reaksiyonların bloke edilmesine dayanmaktadır. Bizler doğrudan DNA'yı veya RNA'yı bloke edemediğimiz için bunun ön moleküller olan senteze substrat olarak kullanılan nükleotitlerin sentezine yol açan anahtar enzimlerin inhibisyonunu göz önüne alarak bu metodoyu nükleotit biyosentezini durdurmak, dolayısıyla olarak substrat, DNA ve RNA substratını engellemek, dolayısıyla hızla çoğalan hücrelerin metabolizmasını bozmak ve onların bu şekilde çoğalmalarını engellemektir. Esas temel, çok basit anlamda düşündüğümüzde antimetabolik teorinin mantığı burada. Bu. Metotrexat, 5-fluoroalkil, 6-tiyoguanin, hidroksiüreya, pentostatin gibi birçok molekül ders içerisinde göreceğiz. Kanser tedavisinde kullanılmakta, antimetabolik bunların hepsi. Ve önemli yer almaktadırlar. Mantığı, bu moleküllerin mantığının üretilmesi, mantığı çok basit. Hangi metabolik süreçleri nasıl inhibe ettiğini ders içerisinde göreceğiz. Bunun yanı sıra son dönemde ortaya çıkan birçok molekül, özellikle antiviral tedavide, antiviral ilaçlar, asit yine antimetabolik teorideki mantığa dayanarak virüslerin çoğalmasını engelleyici olarak kullanılmakta ve tedavide büyük yer tutmaktadır. Bunlar da esas itibariyle baz alan noktalardır. Bunun yanı sıra özellikle gut hastalığında spesifik olarak sarsinoptazın inhibitörü olan aleprinol, kompetitör, ilaç tedavisinde ilaç olarak kullanılmakta tedavide yerini almış geniş yer bulan bir molekül hipokristatin analoğu olarak görüyoruz. Dolayısıyla buraya baktığımızda birçok kimyasal molekülün, sentetik molekülün pirim ve pirimidin metabolizmasını hedef olarak tuttuğu ve bu metabolizmayı inhibe etmek amacıyla kullanıldığını ve ilaç olarak elimizde bulunduğunu biliyoruz. Bu da büyük önem taşımakta ve antimetabolik teori açısından günümüzde de bu iki metabolizma, pirim ve pirimidin metabolizması ana hedeflerden biridir.
Bunun yanı sıra dersin içeriğinde bahsedeceğim. Bu metabolizmaya ait spesifik hastalıklardan konuşacağız. Bunlar Lehnian sendromu, ada yetmezliği, orotik astriyo ve hipoglisemi ve spesifik olarak GUT'u konuşacağız. Bu bahsettiğim hastalıkların hepsinin temelinde biyokimyasal mekanizma olarak klin ve klinbilin metabolizmasının enzimatik defektleri bulunmaktadır. Bunları da açacağız. Dolayısıyla bu girişin temel amacı nükleotit metabolizmasına sadece kimyasal olarak sentezine bakmak değil, moleküllerin yapısal özelliğinden ziyade bunların kontrol mekanizmaları, söylediğim gibi ilaç olarak tedaviye girmiş bulunmaları ve spesifik hastalıkların bulunması ve bu hastalıkların da karşımızda klinikte karşımıza çıkması. Dolayısıyla bu girişten sonra klin ve klinikinlerin genel anlamda şunları söyleyebiliriz. Biz gıdalarla dışarıdan nükleik asit alıyoruz bol miktarda. Yediğimiz gıdaların içerisinde, hücrenin içerisinde nükleik asitler bulunmakta. Fakat bu nükleik asitlerin hiçbirinin olduğu gibi vücudumuzda bulunan nükleik asit yapısı içerisine sokmuyoruz. Dışarıdan aldığımız nükleik asitler parçalanmakta ve bazılarına kadar indirgenmektedir. Dolayısıyla burada nükleik asit miktarının, gıdalarla alınan nükleik asit miktarının artışı bizim son ürün olan ürik asit ve beta ürodopropiyonatın da artışına yol açacaktır. Özellikle ürik asit artışı karşımıza ciddi patolojiler olarak çıkabilir. Nükleik asitler dışarıdan alınan nükleik asitler endonükleozlar tarafından oligonükleotlara, fosfodiesterazlar tarafından nükleoid monofosfatlara, daha sonra fosfat grubunun ayrılmasına nükleotlara, şekerin ayrılmasına baza indirgenmekte son ürün ürik asittir. Türünler için, primitinler için aynı metot çalışmakta, aynı yapım yolunu işlemekte ve beta-ürodopropiyonat ortaya çıkmaktadır. Ürik asidi detaylı konuşacağız. Çünkü karşımıza birçok hastalığın temsilcisi olarak çıkmakta. Fakat primidin metabolizması ve son ürünler halkalı yapı yıkılıp karbonhidratlarla parçalandığı için bunlar karşımıza prim metabolizmasının yıkım yolunda ortaya çıkan patolojiler gibi çıkmamaktadır. Daha nadir gelinen klinik tablo olarak göreceğiz. Dolayısıyla biz bu moleküllerin nükleik asitleri alıyoruz ve sintiyoruz ve son ürünlerini bazlarına ve karbonhidratlarına kadar parçalıyoruz diyor. Dolayısıyla nükleik asitleri bu şekilde almamızın bize temel problemi şu olabilir. Metabolizmada eğer bir problem varsa enzimatik olarak bu son ürün yükünü arttıracaktır. Dersin işlenme açısından veya metodolojisi açısından burada özellikle şöyle bir yol takip edeceğiz. Tabii burada pürünlerine başlayacağım derse. Tabii pürünlerde bir dokuzlu halka yapısı var. Biz bu halka yapısının tüm karbonlarını burada 2, 4, 5, 6 ve 8 bu karbonları ve azotlarını, 4 azotunu tek tek farklı moleküllerden alarak sentez edeceğiz. Dolayısıyla bu halka yapısını sentez etmek için bizim amino asitlere de bulunması, yani glisine, aspartata, glutamine ihtiyacımız var. Bunun yanı sıra folik asitlere ihtiyacımız var. Folik asitin aktif formlarını kullanacağız. Ve bunların bu halkada gördüğünüz karbon ve azot kaynaklarının hepsi tek tek enzimatik olarak halka yapısı içerisinde sokulacaktır. Dolayısıyla bu şekil önem taşıyor. Bu şekli defterinizin bir tarafına çizip takip ettiğinizde bir manada da sentezi takip ediyor olacaksınız. Burada yapacağımız şey şu. Elimizde bir şeker ve fosfat grubu var. Şeker ve fosfat grubu üzerine bu dokuzlu halkayı sentez edeceğiz. Dolayısıyla bu dokuzlu halkanın karbon kaynaklarının nasıl olduğunu ve enzimatik kaynakların ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir not olarak alabiliriz. Burada 4, 5 karbon ve 7. azot glisinden gelecek. 2. ve 8. karbonu folik asit verecek. Köşede gördüğünüz 3 ve 9 azotu glutaminden alacağız. 6'da gördüğümüz karbon dioksit ve 1 numaralıyı da aspartattan alacağız. O zaman burada bir sınıf sıralamamız var. Bir numaralandırma yapıyoruz. Numaralandırma saat yönünün tersinde işlemekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 diye numara veriyor. Pürünler için bu, primitler için bu sıralandırmayı tam tersi yapacağız. Dolayısıyla bu isimlendirme bir anlamda bize metabolizmanın life series'in, kimyasal sentezin
nasıl yürütüldüğünde gösterecek. Bu şekil üzerinden bunu takip etmemiz mümkün. Ve bu reaksiyona girmeden önce elimizde riboz ve 5-fosfatın olduğunu söyledim. Şimdi burada riboz ve 5-fosfat heksoz monofosfat şantından gelmekte. Yani 6 karbonlu şekerlerden 5 karbonlu şekerler sentezliyoruz. 5 karbonlu şeker içerisinde güzel bir şeker türü var. Riboz 5-fosfat. Dolayısıyla biz bir manada glikoz metabolizmasına bağlıyız. Ne için? Riboz 5-fosfatı elde etmek için. Avantajı ne? Burada gördüğünüz gibi şeker ve fosfat yan yana olduğu için nükleotit formunun içerisindeki 3 molekülden yani şeker, fosfattan ve baz diye tanımlarsak 2 tanesi zaten elimizde. Dolayısıyla biz bu riboz 5 fosfat üzerine ne yapacağız? Bir halka sistemi, 9'lu bir halka sistemi inşa edeceğiz. Dolayısıyla bu sentez açısından büyük önem taşıyor. Heksoz monofosfat şantının temel iki rolü var. Biri riboz 5 fosfat sentez etmek. Diğerse NADPH'ı sentez etmek. NADPH'dan özellikle bazı kimyasal reaksiyonlarda göreceğiz, karşımıza çıkacak. İndirgeme ve yüksek kemme reaksiyonlarında karşımıza çıkacak. Özellikle radikal metabolizmada NADPH büyük önem taşıyor. Yani heksoz monofosfat şartı bizim için enerjetik açıdan önemli değil diğer şekerlerin aksine. Riboz 5 fosfat aktif form değildir. Bunun aktifleştirilmesi gerekiyor. Aktif form fosforibozil pirofosfattır. 5 fosforibozil 1 pirofosfat. Şimdi burada riboz 5 fosfatın burada isimlendirmeyi yaparken ribozun 5. karbonuna bir fosfat bağlanmış. Riboz 5 fosfat. Demek ki yapıya 2 tane daha fosfat grubu girecek. Pirofosfat. Burada ATP'yi kullanıyoruz. ATP giriyor. AMP çıkıyor. Enzim PRPP sentetaz. Magnezyum bağlı bir enzim, anahtar enzimdir. Bu enzim üzerinden bir prim metabolizmasını kontrol edecek. Allosterik olarak denememek. Allosterik denememin manası şu, bir kimyasal reaksiyonda genellikle birinci veya ikinci enzim son ürünler tarafından kontrol edilir. Bu pozitif veya negatif regülasyon olabilir. Genel manada negatif regülasyonu göreceğiz. Dolayısıyla enzim buradaki PRPP sentetaz enzimi anahtar role sahip. Tabii bu şekil bazı kaynaklarda tek olarak verilmekte. Niye tek olarak verilmekte? Bunda bir mantığı var kendi içerisinde. PRPP sadece primlerin sentezine çıkış molekülü değil. Primlerde de PRPP kullanacağız sentez ederken. Primlerdeki olduğu gibi halde değil ama bir de selveç pathway'de fosforibozil pirofosfatı kullanacağız. Dolayısıyla bir manada bunu tek bir reaksiyon olarak tanımlamak doğru. Ama riboz 5-fosfattan PRPP'nin sentezlenmesini biraz sonra göreceğimiz gibi prim metabolizmasının birinci çıkış molekülü olarak söylemekte de bir mahsur yok. İkisi de kullanılabilir. Burada dikkat edeceğimiz şey ATP'nin girip AMP'nin çıkması. Dolayısıyla burada normalde kimyasal reaksiyonlarda ATP girip ADP çıkar ve biz bir fosfat bağını açarız ATP'nin. Burada iki fosfat bağı kullanılmış. Dolayısıyla bu reaksiyonun yürümesi önündeki bariyer açısından yüksek enerji gerektirmekte. Bunun manası bu enzim ve bu reaksiyon anahtar role sahiptir. Dolayısıyla şimdi aktif form olan PRPP üzerinden bu molekül üzerine biz halka sistemini sentez edeceğiz. Elimizde PRPP var. Fosforibozil pirofosfat. Bir şeker grubu var. 5 karbonlu. Şekerin karbonuna burada ilk molekül olarak neyi bağlayacağız? İlk molekül olarak burada gördüğümüz azotu bağlayacağız. Şimdi reaksiyon nasıl yürümekte? Bunu basamak basamak takip edelim. Riboz 5-fosfat, bir önceki reaksiyonda söyledim. PRPP sentetaz, anahtar enzim. ATP girip AMP çıkar. Hesap yaptığımızda bunu 2 mol ATP harcamış gibi hesaplayacağız. Bütün reaksiyonlar için geçerli. Eğer böyle bir kimyasal reaksiyon görüyorsanız, enerji bilançosu soruluyorsa, bunun karşılığında 2 ATP harcanmış diye hesaplamamız gerekiyor. Fosforibozil pirofosfat. Burada şekeri görüyorsunuz. 5 karbonlu şekil. Burası 1. karbon. Bizim azotu bağlayacağımız yer burası. Çünkü diğer taraf kapatılmış durumda zaten diğer fosfat tarafında. 5 fosfat olduğuna göre. Burada kim var? Pirofosfat var. O zaman şu bağ açılacak. Buradaki 2 pirofosfatı çıkaracağız ve buraya
bir azot bağcığı. Azot kaynağı nedir? Azot glutaminden geliyor. Glutamin girer, glutamat çıkar. Glutamatı yürütürseniz, bir amin grubu daha verirse glutamat, alfa ketoglutarata gider. Alfa ketoglutarat da stikaz siklusuna gider. Dolayısıyla burada da bir döngü var. Biz glutamini kullanıyoruz. Glutamat çıkıyor. Bakın burada ATP kullanımı yok doğrudan. Çünkü şuradaki pirofosfatı açtığımız için yüksek bir enerji açığa çıktı. İkinci enzim PRPP glutamin amidotransferaz. Bu enzim de anahtar enzim. PRPP esas ezberlemenize gerek yok. Burada amin grubunun geldiğini hatırlarsanız, ya azotun hatırlarsanız bu enzimi hatırlamanız mümkün. PRPP zaten çıkış molekülü. Glutamatın size hatırlatacak amidotransferaz. Yani amin grubun transferi anlamında söylüyorsunuz amidotransferaz. Ne yaptık? Şuraya bir önceki şekle dönerek gösteriyorum. Şuraya, şimdi şuradaki riboza, ribozun birinci karbonla azotu bağlamış olduk. Şu halka sistemi henüz hiçbir 8 tane karbon ve azotun hiçbirisi yok arkadaki atomda. O zaman bu başlangıç önemli. Biz neyi yaptık başka anlamıyla? Bunu bağlamakla ilk şekle dönecek olursak şuradaki beta glikozidik bağ sentezi. Bakın bu beta glikozidik bağ sentezi zaten enzim. Şu birinci karbona pirofosfatı buradan ayırıp azotu buraya ilk azotu bağladığımızı sağlayan enzim. Burada gördüğünüz enzim. Dolayısıyla bunu da not etmemiz gerekiyor. Bu da karşımıza bir soru olarak gelebilir. Enzim glutamin amidotransferaz. Karbon ve azot bağını yapan kuvvetli bağ. Bu bağı yapan enzim. Şimdi bu bağlantıdan sonra ikinci reaksiyona geçiyoruz. İkinci reaksiyonda bakın karbon azot. Dördüncü, beşinci karbon ve yedinci azot geldi. Bu glisindir. Burada önemli bir not var. Glisin reaksiyonu olduğu gibi girer. Ve burada glisinden herhangi bir molekül, atom veya molekül, atom ayrılmaz. Glisin en küçük amino asitti. İki karbon bir azottan oluşuyor zaten. Molekülün hepsi, amino asit hepsi olduğu gibi reaksiyona giriyor. Ve biz burada ne yapmış olduk? Şurada 9, 4, 5 ve 7 oldu. Yani 2 tane azot, 2 tane karbon yapıya girmiş oldu. ATP kullanıyoruz glisin girişinde. Halkayı yavaş yavaş inşa ediyoruz. Yani halkanın neresini inşa ettik? Şurasını. Şöyle gidiyoruz bakın. Şimdi şurasını inşa edeceğiz. Aşağı doğru dönecek. O zaman oraya hangi molekülün gelmesi lazım? Folik asitin aktif formu olan N10 tetrahidrofolat, bu kaynakta N5 N10 metilin tetrahidrofolat diyor. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Burada folik asitin aktif formları karbon kaynağıdır. Folik asit organizmada bu tür kimyasal reaksiyonlarda bunlar aktif formları ana karbon kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu da başka bir bilgi. Vitaminler konusunda belki bundan bahsedeceğiz ama burada önümüze çıkıyor aktif form N5-10 metanitesi tetrahidrofolat veya N10 tetrahidrofolat kaynaklara göre değişebilir. Ama biz bu kaynak üzerinde yüzümüze göre N5-10 metanitesi tetrahidrofolat diyecek, folat çıkacak ve şuradaki karbonu, 8. karbonu vermiş olacağız. Ve bundan sonra da beklentimiz şu halka yapısının kapatılması. Fakat burada gördüğümüz gibi bu imidazol halkası kapatılmıyor. Yine bir amino asit girişi var. Glutamin tekrar şuradaki reaksiyon gibi reaksiyona giriyor. ATP kullanıyoruz. Glutamat çıkıyor. Ne oldu? Buradaki üçüncü azotu verdik. Yani ilk şeklinde dönersek azotu aldık glutaminden. Karbon, glisin, folik asit, 8. karbon. Şuraya kapatmadan şurayı verdik. İkinci glutamin reaksiyona girdi. Karbon azot bağını oluşturdu. Dolayısıyla molekülümüz şu halde duruyor. Şurası açık ve burada bir azotumuz var. Ve reaksiyon şimdi tabii şöyle yürüsün diye beklerken karbon azot üzerinde bakalım bu şekilde yürüyor. Reaksiyon bu şekilde yürümez. Burada azotu glutaminden verdikten sonra bu iki çıkıntılı kısım halka üzerindeki ne yapıyoruz? Halkayı kapatıyoruz. Halkamız kapandı. Azot, karbon, glisin. Yani bu glutamin, glisin ve folik asit kaynağı sağlamış oldu. Bir karbondioksit girişimiz var. Dediğim gibi
buradan devam etmiyor çünkü azottan. Tepede buradaki 5'e karbonu bağlıyoruz. Karbondioksit var. Karbondioksit ne verecek? 6. burada gördüğünüz tepede bundan bizim 6. karbonumuzu verecek. Yani şu azot, karbon, karbon, azot, karbon gittik, azotu bağladık. Reaksiyon şu şekilde yürüdü. Arkayı kapattık. Şurada azotumuz duruyor. Ve burayı bağladık. Şimdi buradan tahmin yürütürsek ya şuradan devam edeceğiz. Ya buradan karbondioksit üzerinden veya azot üzerinden devam edeceğiz. Bakalım reaksiyon nasıl yürüyecek. Reaksiyon dışarı burada takip edebiliriz. Aspartatın girişi var. Aspartat tabii şurada halka kapatırken de ATP kullandık. Aspartat reaksiyona olduğu gibi girer. Bakın bu 6. karbona, karbondioksitin karbonuna bağlanıyor. Fakat bizim karbon, karbon, karbon bu 5 tane karbona ihtiyacımız yok. Aspartattan amin grubu, azot grubunu almak için uğraşıyoruz. Şuradan kestiğimizde kumarat çıkar, kumarat asit. Bu da asitler sıkıntına gidebilir. Yine orayla bir bağlantı kurdu, reaksiyon. Ve dolayısıyla bu ayrıldığında karşımıza şöyle bir yapı çıkıyor. Bir tane eksiğimiz kaldı. Şimdi şurada bir karbonumuz eksik. O karbonu folik asitten arıyoruz. İkinci karbonumuz. Bu 8, 2, 8. 8 daha önce aldık. İkinci karbonu arıyoruz. N10 formül tetraedro folat girer. Folat çıkar. Ve halkamız oluştu. Sonra halkamız kapanıyor. Ve karşımıza santral merkezli molekül çıkar. Bu inozin monofosfat veya inozin asit. Şimdi bu molekül bu haliyle işimize yaramaz. Bu molekülü biz herhangi bir kimyasal reaksiyonda kullanamayız. O zaman bu molekülün sentezini devam ettirmemiz lazım. AMP ve GMP oluşturmamız lazım. Şimdi arkadaşlar burada enerji bilançosuna göz attığımızda buraya kadar yani riboz 5 fosfattan çıkıp IMP sentezlenene kadar 6 mol ATP'den kimyasal bay enerjisi harcıyoruz. Bu önemli. Dolayısıyla yüksek enerji gerektiren bir reaksiyon. Burada bir de şunu gösteriyor. Primlerin de novo baştan sentezi ciddi kontrol altında yürütülen bir kimyasal reaksiyondur. Özellikle birinci basamağı. Ve şimdi IMP elimizde olduğuna göre bir bakalım. Birinci sorumuz şu. IMP ile AMP arasındaki fark nedir? Molekülün kendisine bakıyoruz. Bu 6 oksi pürin. Burada ne var? Amin var. 6 oksi pürin yerine 6 amino pürin olmuş. Yani amin grubu buraya gidiyor. O zaman bu amin grubunu nereden alacağız? Bakın iki molekül arasındaki temel fark sadece buradaki altıdaki karbona azotun bağlanması. Artık molekül tamamen farklılaşacak. Burada önce IMF'de hidrojen adenosin sükunata çevrilecek. Bu da önemli anahtar bir enzim. Regülasyonda kullanacağız onu. Burada dikkatimizi çeken bir başka molekül var. GTP. Bakın AMP'nin sentezinde GTP kullanıyoruz. Bunu not ediyoruz. Bu regülasyonla ilişkili bir şey çünkü. Ve bu reaksiyona aspartat giriyor. Amin grubu vericisi aspartattır. Birinci reaksiyonda şurada gördüğünüz aynen. Aspartat bir tekrar kullanıyoruz. İki kere kullanıyoruz. Ve burada baktığımızda aspartat yine o bilgi girecek. Kumaratından çıkacak. Adenosin oluşuyor. Ve AMP'yi sentez. GTP'yi not ediyorum. İnozin monofosfat diğer taraftan baktığınızda arkadaşlar yine ara bir molekül olarak santim monofosfata çevrilecek. Santim monofosfata dönüp baktığımızda burada bir NADH'a ihtiyacımız var. Bir ara bir molekül sentez edeceğiz. Şuradaki karbon oksijen grubu giriş yolunu kullanıyoruz. Çünkü buraya aktifleştiriyoruz. Daha sonra buraya ne bağlayacak? Daha sonra buraya başka molekül bağlamamız lazım. Şimdi molekülün şekline bakalım. Aynen AMP'de baktığımız gibi. Soru şu. IMP ile GMP arasındaki temel fark nedir? Temel fark bu sefer burada bir karbonla oksijen grubuna baktığında bu değişiklik yok. Yani 6 oksi duruyor. 6 oksi ama 2 amin var. O zaman 2 amino 6 oksi pirin oldu. Yani burada bir değişiklik yok. Şuradaki folik asitten gelen karbona amin grubunu. Amin grubunu kim verdi? Karşı tarafta aspartat vardı. Burada glutamin verir. ATP girer. Glutamat çıkar. Ve
Gördüğünüz gibi sadece sonra buna aminasyon reaksiyonu. Sağdan da yürürseniz, soldan da yürürseniz iki molekül üzerine bir amin grubu transferi var. Aminasyon reaksiyonu diyoruz bunlara. Ama iki azot ve amin grubunun bağlandığı yer farklı ve moleküller tamamen farklı. Bunlar fonksiyonlar da farklı, işlevler de farklı olacak. Sadece bir azotu molekül üzerinde değiştirmemiz fonksiyonu tamamen değiştiriyor. Örneğin bu siklik GMP'ye dönebilir, bu siklik AMP'ye dönebilir. Tabi GMP, GDP ve GDP'ye, AMP, ADP ve ATP'ye dönecek. Dolayısıyla bu önemli bir reaksiyon türü. Bu aklımızda tutacağımız bir önemli nokta. AMP'nin sentezine GTP, GMP'nin sentezine ATP kullanacağız. Bunun ne önemi olduğunu regülasyonun kontrol mekanizmasını anlatırken yine geriye dönüp atıfta bulunacağız. Şimdi genel olarak şunu söylüyoruz arkadaşlar. Bütün kimyasal reaksiyonlar nihayetinde kontrol edilmek durumundadır. Ya dışarıdan kontrol edilecektir bunlar, fosforilasyon veya defosforilasyon. Veya kendi reaksiyonları esnasında eğer dallanan bir reaksiyon ise dallandıktan sonraki ürünler veya dallanma noktasındaki ürünler tarafından ve genellikle de lineer yürüyen bir kimyasal reaksiyonda son ürün tarafından veya son ürünler tarafından birinci reaksiyon veya ikinci reaksiyon, genellikle bu birinci reaksiyondur. Bizim buradaki örneğimizde, konumuzda fosforibozil PRPP sentetaz, fosforibozil PRPP sentez eden hedeftir. Niye birinci enzimden, anahtar enzimdir dedik. Burada gördüğünüz gibi ADP tarafından, ATP tarafından kontrol edilir, bloke edilir. Bunun manası şu, bu yol eğer çok fazla çalışır ise bu yolun son ürün yıkımı tabi arttıracaktır. Yıkımın artması demek son üründeki bileşenlerin metabolizmasındaki yükün artışı demektir. Toksik çünkü bunlar. Dolayısıyla bu reaksiyonu birinci basamakta kontrol edilsin tarafından, son ürün tarafından. Bunun yanı sıra amidotransferaz, glutamin PRPP amidotransferaz, azot karbon bağını yapan enzim tekrar tekliyoruz. AMP, GMP ve IMP tarafından kontrol edilmektedir. Bu da önemli. Yani iki enzimli son ürünler tarafından veya ara ürünler tarafından ne yapılacaktır? Sentezi bloke edilecektir. Burada 9-11 basamak var IMP'ye kadar. Toplam 13 basamaktan bahsediyoruz. IMP oluşan kadar 9-11 basamağımız var. Bir başka önemli regülasyon, bunu da aklımızda tutuyoruz. Burada GTP, IMP dehidrojenaz, GMP tarafından ne yapılacak? İnhibe edilecektir. ATP'yi kullanıyoruz burada, söylemiştim. Diğer taraftan AMP de kendi sentezini bloke edecek. Bu substratın ürünün enzimi inhibe etme modeli. Ürün geriye dönüp, 60 ürün geriye dönüp kendisini sentez eden enzimi veya bir önceki enzimi bloke ediyor. Mekanizma aynı buradaki mekanizmayla. Aşırı ürün sentezini engellemek istiyor. Burada bir başka regülasyon var arkadaşlar. AMP'den ATP'yi sentez ediyoruz dedik. GMP'den GTP'yi. Şimdi GMP sentezinde ATP kullanıyoruz. ATP burada sentezledik. ATP'yi sentezletirken de GTP kullanıyoruz. Pozitif bir regülasyon. Bunu çok görmüyoruz kimyasal reaksiyonlardan. ATP GMP'nin sentezini aktive eder. GTP de AMP'nin sentezini aktive eder. Bu çapraz pozitif regülasyondur. Yani bir türün nükleotidi diğerini kontrol ediyor pozitif manada. Eğer ihtiyaç duyar ise, yani bu yolda birbirlerini pozitif olarak regüle ediyorlar, düzenliyorlar. Geriye dönüşümlü olarak ise son ürünler bir önceki basamağa veya ana basamağa, birinci veya ikinci basamağa ne yapıyor? Bloke ediyor. Bu regülasyona ihtiyacımız var. Bu regülasyon olmasaydı çok ciddi anlamda üzerimize metabolik süreçler içerisinde özellikle ülke yaklaştığından ciddi yük olacak idi. Ve pürüm ve pirimidin metabolizması açısından konuştuğumuzda sizlere iki tane enzimden, esasında üç enzimden bahsettik. Burada IMP dehidrojenazdan bahsettim. Bir de PRPP sentetaz, PRPP glutamin amidotransferaz. Aradaki enzimlerden bahsetmedim. Çünkü bu iki enzim önemli bu metabolik süreçte. Ve IMP dehidrojenaz
önem taşıyor. GMP'yi sentez ettirirken şurada bu iki enzim, bu üç enzim regülasyon açısından önem taşıyor ve mekanizmayı kontrol ediyor. Burayı kontrol ediyoruz ve bir de ikiyi kontrol ediyoruz. Fakat yıkıma geldiğimizde yıkım yolundaki bütün enzimleri esasında bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu enzimler hem metabolik süreçler açısından, hem sınav süreçler açısından, hem de hastalıklar açısından önümüze çıkacaktır. Nedir burada? ATP'nin yıkımında AMP, GTP'nin yıkımında GMP'ye ulaştık ve AMP'den yıkımı yürüttüğümüzde nükleotaz enzimi, nükleotaz genel bir fosfatazdır. Nükleotidlerin monofosfat çekirdeğinin hepsini substrat olarak kullanır. Geniş bir substrat spesifikası vardır. Ne yapacaktır? Fosfatı çıkardığında adenozine çevirecektir. Bu nükleozittir. Yani sonuçta şeker duruyor. Fosfat grubuna ayrıldı. Dediğim gibi fosfataz. Adenozin önemli bir substrat. Çünkü adenozin spesifik, adenozin ve deoksiadenozin spesifik bir enzim tarafından yükme uğratılır. Adenozin deaminaz. Adenozin deaminaz esasında bu metabolik süreç içerisinde klinik bakımından bize en çok ilgilendiren enzim. Çünkü bunun eksikliğinde ciddi immün sistem defektleriyle karşılaşıyoruz. Nükleotidin eksikliğinde de bu ortaya çıkacaktır. İmmün sistem defektleri. Ama kombine olarak immün sistem defektini gördüğümüz patolojik süreç adanın tezidiklerdir. Adenozin amin grubunu uzaklaştırır, inozin oluşturur. Henüz bu da nükleozittir. Buradan şekerin uzaklaştırılmasıyla TNP, nükleozit fosforilaz, hipoksantin oluşturur. Şimdi hipoksantin bu yolda kavşak bir molekül. Niye kavşak bir molekül? Çünkü hipoksantinden geriye dönüş mümkün, biraz sonra söyleyeceğim. Ama hipoksantin ürik asitte yıkılırsa, özellikle hipoksantine çevrildiği anda santinden tekrar dönüşümüz mümkün değil. Buradan sonra bu yıkım artık yıkım yoluna gidecek demektir. Problem şu, hipoksantin çözünürlüğü çok düşük olan bir molekül. Bunun kısaydı oksijen tarafından özellikle 2'ye ve 8'e 2 tane de oksijen ilave edilmesiyle bir oksijen de 6'da vardı. Çözünürlüğün arttırmasını daha sonra bu hidrojen grubu gelecek, hidroksil grubuna dönecektir. Çözünürlüğün arttırmak için uğraşıyor. Buna rağmen ürik asit çözünürlüğü çok kötü olan molekül. Çözünürlüğü ile çökme aralığı çok dar. Konsantrasyon yükseldiğinde çökecektir. Genelde ürat şeklinde, sodyum ürat şeklinde çökecektir. Bunu bahsedeceğiz. Bu önümüze çok ciddi patolojiler getirecek. Hipoksantine ksantine çevrilen enzim ksantin oksidaz. Bu da anahtar bir enzim. Enzim ürününü substrata çeviriyor. Substratı tekrar ürün olarak kullanılıyor. Ve dediğim gibi oksidazdır. Reaksiyonu öyle katalizliyor. Fakat burada önemli bir nokta var. Ksantin oksidaz, bu kimyasal reaksiyon esnasında oksijen radikalini ve hidrojen peroksiti üretir. Bir başka deyimle not edebiliriz. Enzimatik reaksiyonlar açısından bakıldığında ksantin oksidaz ve organizmada endojen olarak en fazla radikal üreten enzimdir. Serbest radikallerin ana kaynağıdır. Bu bakımdan da başka bir metabolizm açısından büyük değer taşımaktadır. Bu anlamda da nükleotitlerle radikal metabolizmasını birleştiren kavşak bir enzimdir diyebiliriz. Şimdi ksantini ve ürik asiti birleştirdik. Bir başka soru. AMP ile GMP'nin yıkımı nerede birleşir? Ksantinde birleşir. GMP guanozine, guanozin guanine, yani burada fosfat çıkacak. Yine nükleozit oluşacak. Sonra burada guanin şekeri çıkaracağız. Bazı oluşturacağız. Guanin baz. Baz burada gördüğünüz zaten bunlar molekül olarak bahsetmiştik. Yapı üzerinde sadece amin grupları yer değiştirdiği için farklılık gösteriyor. Ksantine dönüşecek. Ksantin ürik asite dönüşecek. Tabi bu guanin burada kavşak molekül. Eğer guanin ksantine dönerse yine geri dönüş olmayacak. O zaman hipoksantin ve guanin geri dönüşe açık iki molekül. Bir başka enzim, hipoksantin, guanin, fosforibozit, transferaz, bunu substrat olarak iki molekülü substrat olarak kullanacak. Bunu Selveç Petre'yi de anlatacağım. Şimdi ürik asit, dolayısıyla burada 5NT, ADA, adenozinlaz, PNP, ürünlük fosforilaz, defekti, organizmada immün sistem
defektlerine yol açmakta, immün sistem hastalığı, kombine immün sistem hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde 5 üstüne 5 burayı da kullanacaktık. GMP'yi de 5 yakar. Bu alevin ve bu alevin devam eder. Bu işin, bunların da defektlerinde immün sistem ile ilgili patolojiler görülüyor ama klinikte karşımızdan ciddi anlamda çıkmıyor. En fazla bizi ilgilendiren immün sistem defektleri açısından adadır. Kombine immün sistem yetmezliği diyorsunuzla. Ve bu manada adenozin tedavi hedef olarak seçilmiş bir enzimdir. Şimdi ürik asit artışını bir hiperürsemi diye tanımlıyoruz. Primetolojimiz defektlerde. Hiperürsemi birçok sebepten ortaya çıkabilir. Ve hiperürseminin sonuçlarını biz semptom olarak farklı farklı görebiliriz. Bu metabolik süreçte hiperürsemi, gut, lehniya sendromu, böbrek taşları, kombine immün sistem defektleri birbirine bağımsız görünse bile bu bütün tablo prim metabolizmasındaki enzimatik defektlere aittir. Söylediğim gibi ürik asit artışı ürat şeklinde çökecektir. Ürat ne zaman artar? Yani ürik asit diyette çok fazla primden alınmasıyla artar. Tabi burada mana şey şu, çok fazla nükleik asit alırsanız dışarıdan, yani bu kırmızı eti söyleyebiliriz buna, veya nükleik asit yıkımı artar size vücutta veya pürün sentezini arttıran enzimden aktivasyonu yol açan bir patoloji ortaya çıkarsa ürat artar. Demek dışarıdan alımda bir artış olacak. Metabolik süreçte yıkım artacak, doku yıkımı veya kanser örnek verebiliriz. Veya kanserde aynı tabloda karşılaşacağız çünkü. Pürün metabolizması enzimlerinde artış. Onu da göreceğiz. Dolayısıyla burada aşırı üretim sonuçta hiperürsemi yol açacak. Hiperürsemi ne yapacaktır? Depolanır. Mesela birçok organda depolanır ama bizim için önünde çıkan özellikle eklemler burada önem taşıyor. Taş olabilir. Bu taş idrar yollarında veya böbrekte çökebilir. Ve üniver sistemi ilgilenir. Bir takım patolojilerle ortaya çıkabilir. Böbrek hastalığı olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla burada ürik asit metabolizması klinik olarak büyük önem taşıyor. Ürik asiti ne arttırır diye baktığımızda burada birinci vurgu yapmıştım. Pürün sentezindeki artış demiştim. Bu pürün sentezi nasıl artar? Bir madde oldu. TRPP sentezat enzimindeki artış olsa ne olur? TRPP artışının cevabı nedir? Denova'nın artışıdır. Grafik cevap. Denova'nın artışı çok fazla miktarda AMP ve GMP'nin artışıdır. Yıkım yoluna girerse bunlar, bunun klasik cevabı dokuda hücre içinde ürik asitin artışıdır. Demek ki birincisi PRPP sentezat artışı ürik asit artışına hiperürsemi yol açar. İkinci tablo iskemi reperfüzyon. İskemide karşılaştırdığımız tablo ATP yıkımının artışı. Dolayısıyla ATP yıkımının artışı ADP, AMP üzerinden hipoksantine kadar yıkım artar ve ürik asit artar. Burada iskemine perfüzyonda bir başka önemli tablo ortaya çıkacak. Patolojiler, fizyopatolojisi açısından bahsetmiştim. Kısantinoksida iki tane kimyasal reaksiyonu katalizliyor. Oksijen radikali ve hidrojen peroksit üretimine yol açacaktır. İskemine perfüzyonda bu ortaya çıkan toksik moleküller, serbest radikaller doku hasarından sorumlu tutulmaktır. Özellikle reperfüzyon esnasında. Ürik asit artışı bir başka tablodur. Nihai tablodur. Fakat arada şu oluşan reaksiyon kısanlı oksidatın artışı, yani hipokside dehidrogenaz formunun oksidatın dehidrogenaz formunun oksidat formuna geçişi, oradan da radikal formlarının artırması iskemi reperfüzyon hasarının ana sorumlusu olarak görünmektedir. Şimdiki temel şey. Bir başka şey başka von Gierke hastalığı. Bu tamamen şeker metabolizmasını ilgilendiren bir defekt. Nedir? Biz glikoneogenezde şeker ihtiyacımız arttığında şeker dışı moleküllerden glikozu sentez ettiriyoruz. Bu apayrı bir yol şeker metabolizması. Bu reaksiyonda anahtar enzim GT, glikoz altı fosfatazdır, GTT diyoruz. G6 fosfatazı diye tanımlanıyor. Glikoz altı fosfatı glikoza çeviren enzim. Şimdi bunu kapatırsak veya bu enzim defekt olursa veya bu enzim inhibe olursa ne olur? Kapatalım, glikoneogenez bloke olur.
Ya o zaman glikoz altı fosfat nereye döner? Glikoz altı fosfat hemen her türlü şartına döner. Söyledik burada ana kaynak riboz 5 fosfat üretecek ve NADPH üretecektir. HMŞ nereye dönecektir? HMŞ riboz 5 fosfat üretimini arttıracak. Riboz 5 fosfat peripatet sentezi pozitif olarak etkileyecek. Pozitif regülasyonunu sağlayacaktır. Ve aynı peripatet sentezin aktivitesi arttığı gibi sentez artacak, de novo artacak, AMP, GMP artacak, AMP, GMP arttığı için yıkım artacak, yıkım arttığı için de ürik asit artacak. Mesela burada gördüğünüz gibi şeker metabolizması, yani von Willebrand'i kastediyorum, bir patoloji karşımıza ne olarak çıkıyor? Ürik asit defekti olarak çıkıyor. Bu önemli. Bunu niye söylüyoruz? Bu bütüncül bakmanın bir başka yolu. Çünkü bu metabolik süreçler bizim gibi birbirinden farklı değil. Tabi ürsemi de klinikte en sık karşılaştırdığımız veya akut bir tablo olarak karşımıza gelen şey gut hastalığıdır. Sodyum ürat şeklinde çöker dedik. Burada ürat kristallerini görüyorsunuz. Direkt grafide eklemin nasıl bozulduğunu görüyoruz. Buradaki şekilde özellikle ayak baş parmağında eklemde nasıl şişme ve deformasyon olduğunu görüyoruz. Ve tabi bu eklem nihayetinde patoloji ilerler ise ciddi anlamda eklem patolojileri ortaya çıkacak ve el ve ayakta ciddi eklem değişiklikleri olacaktır. Sonuçta bu ürat neye çökebilir? İdrar yollarına da çökebilir. O zaman taş olarak karşımıza çıkacaktır. Tabi bu ne olarak çıkar? Ağrı, şişlik olarak karşımıza çıkacaktır. Ve bir kızarma olacaktır. İnflamasyon vardır. Üç tane bunun elle tutulur semptomu var. Bu çok ağırlı bir tablo. Ana sebep ürik asitin artışı. Tabi ürik asit birçok şey arttırıyor dedik. Bu genelde bu tabloda, bu hastalarında biz ne yapıyoruz? Dışarıdan ürik asit yükünü arttıracak şeyleri engelliyoruz. Bunlardan bir tanesi de özellikle kırmızı etin yememesi. Çünkü orada nükleik asit miktarı fazla olduğu için ürik asit yıkımına dönecek ve bu tabloyu şiddetlendirecek. Tedavisinde ne yapıyoruz? Tedavisinde kısaltın oksidasyon inhibitor allopurinol kullanıyoruz. Dramatik cevap alıyoruz. Ama ilerlediyse bu şekilde gördüğü gibi bu eklem patolojisini düzeltmek daha çok mümkün değil. Dolayısıyla bu tür hastaların yani ürik asidi yüksek olan hastaların klinikte ciddi takip edilmesi gerekmektedir. Bir başka tablo tür metabolizması inhibitor kombine immün sistem defektleri. Şimdi adenozin deaminaz defektinde bu 5-LT için de geçerli, FNPP için de geçerli. Aynı metabolik süreç, aynı patolojik durum. Şimdi burayı bloke etti adaya. Ada dedik adenozini ve deoksiadenozini substrat olarak kullanır. Başka substrat kullanmıyor. Çok spesifik seçim. Şimdi bloke ettiğinizde klasör olarak bir enzim bloke ederseniz substrat artar. Adenozin artacak. Adenozin arttığı için bu nihayetinde deoksi ATP'ye kadar çevrilecektir. Yani adenozin sentez yoluna girecek. Sentez yolunda dönüp nükleotit ve nükleotit formlarına çevrilecek. Nükleotit formları tabu nükleotitten deoksi formlarını yapmak için bir o nükleotit reduktaz enzimine ihtiyacımız var. Nükleotitlerin difosfat şekillerini kullanıp deoksi formlarına çeviriyor ribonükleotit reduktaz. Ribonükleotit reduktazın kontrol mekanizmalarından bir tanesi negatif regülasyondur. Deoksi ATP'dir. Eğer organizmada yüksek miktarda deoksi ATP oluşursa ribonükleotit reduktaz inhibe olur. Ribonükleotit reduktaz inhibisyonunun cevabı DNA sentezinde kullanılan tüm substratlar yani nükleotitlerin deoksi formlarının sentezinin engellenmesidir. Bunun cevabı DNA sentezinin bozulmasıdır. DNA bu mekanizma en çok T lenfositleri engelleyen bir tablo. Dolayısıyla biz T lenfositlerden ve B lenfositlerden bunların DNA sentezinde patolojiler görüyoruz. Dolayısıyla burada immün sistem sorumlusu olan iki yapı, lenfositlerdeki yapı sentezi bozulduğu için, DNA sentezleri bozulduğu için etkileniyor. Karşımıza immün sistem defekti çıkıyor. Bu tür hastalarda enfeksiyonlara karşı direnç çok düşüktür. Solunum enfeksiyonları veya diğer enfeksiyon türlerine karşı. Eğer buradaki defekt çok yüksekse bu zaten hayatla bağdaşmayacak şekilde ciddi bir tablo olarak karşımıza çıkabilir. Ama hipotetik olarak şimdi burada adayı söylüyoruz ama 5DT'nin defektinde de PNP'nin defektinde benzer tablo görülüyor. Ama klinikte tablo, spesifik tablo ada defektiyle karşımıza çıkmakta. Burada ada için birkaç şey daha söylemek istiyorum. Adenozin deaminaz
tedavisi özellikle 1990'lı yıllardan itibaren adanın kendisinin, enzimin kendisinin doğrudan protein yapısının tedaviye sokulmasıyla bir tedavi süreci. 2-3 yıl sonra da özellikle 92 yılında gen terapisiyle tedavi edilmeye çalışıldı bu hastalar. Yani T lenfositlerde defekt ada geni bulunan T lenfositler genetik yapılar düzeltilerek bu T lenfositler hastalara verildi. Ve kısmi olarak da bu hastalardan pozitif cevaplar alındı. Dolayısıyla tarihsel olarak bir enzim defektinin genetik tedaviyle tedavi edilmeye kalkışıldığı veya kısmi becerinin sağlandığı, kısmi cevabın alındığı ilk hastalık olarak tarihe geçmiş adanın ada inhibitörü veya kombine immün sistem defekti olarak söylüyor. Bunu tanımlıyoruz. Bu da ribonükleotit redüktaz deoksi ATP tarafından inhibe olur dedi. Kısaca ribonükleotit redüktaza bir göz atacak olursak ribonükleotit redüktaz nükleotitlerin difosfat formlarını kullanır sadece. Bunu tercih ediyor ve deoksi formlarına çeviriyor. Deoksi nükleotit difosfat yapacaktır. Enzimin redükte formu var. Bu aktif formu redükte olmuş formu. SH grupları reaksiyon sonucunda oksite formlara çevrilmesi bağlar oluşuyor burada redüktarda. Şimdi şu formun aktif form olan SH formuna çevrilmesi lazım. Geriye doğru baktığımızda bunu kim sağlıyor? İki tane mekanizma var. Üstteki mekanizmada tiroredoksinin redükte formuna ihtiyacımız var. Tiroredoksin giren, tiroredoksin aynı şurada olduğu gibi bir sürü çapraz bağlar oluşturuyor. Tiroredoksinin bu şekli, aynı enzimin burada olduğu şekli gibi işlev görmez. Enzim burada aktif olmadığı gibi tiroredoksin de tekrar redükte hale getirilmesi lazım. FADH2 kullanıyoruz. FAD çıkar. FAD'ın tekrar FADH2'ye çevirmesi lazım ki o da tekrar tiroredoksine burada olduğu gibi aktif etsin. Nihayetinde NADPH kullanıyoruz. Bakın mesela NADPH burada karşımıza çıktı. Eğer NADPH sentezi ekstron nanofotlar çantı tarafından üretilemez ise veya burada bir defekt varsa bu reaksiyon gene bozulacaktır. NADPH, NADP. NADPH'nin tekrar NADPH'e çevirmesine gidecek. Buradan FAD NADH2'ye çevirir. NADH2 tiroredoksinin formunu tekrar düzeltir. SH formuna getirecek. Şuradaki forma getirir. Tiroredoksinin bu SH formu enzimi aktif forma getirecek. Bakın geldi. 3 tane daha kimyasal reaksiyon var. Bir başka kaynaktan tiroredoksin yerine sınavda belki karşımıza çıkabilir. Glutaredoksin çıkabilir. Bunlar birbirine benzer moleküller. Eğer glutaredoksin kullanılıyorsa orada karşımıza FAD yerine SH grubunu redükte edecek olan moleküller glutatyondur. Bakın burada glutatyonun redükte formu giriyor. Glutatyonun geçişliğe formuna dönüşüyor. Gene NADPH ortaya çıkacak. NADPH'a iki reaksiyonda da ihtiyacımız var. İster FAD'ı kullanın, tiroredoksini kullanın, ister GCH ve glutaredoksini kullanın, fark etmiyor. Sonuçta NADH ortak molekül. Dolayısıyla burada redüktazın aktivasyonunda sınavda tiroredoksin redüktaz, NADH2, NADPH, glutaredoksin, GCH ve GCSG sorular karşımıza gelebilir. Dolayısıyla biz bu molekülü, bu enzimi aktif halde tutmamız lazım. Ne için? DNA metabolizması açısından diyoruz. Evet. Hipoglisemi olur mu diyoruz. Hipoglisemi, hiperglisemiye göre karşımıza nadir olarak çıkan bir tablodur. Genetik defekt olması lazım. Şimdi kısan glukozları blok edersek ne olur? Kısan glukozları kapattık. İkinci reaksiyonu da kapattık. Onu da kapandık. Kısantin artacaktır. Burada bunu blok ettiğinde esas olarak hipokısantin artar şurada. Bir kısantin taşları ve hipokısantin taşlarını görebiliriz. Dolayısıyla bu taşlar, genel manada şunu söylüyoruz. Ürat taşları, kısantin taşları veya hipokısantin taşları veya kombine taşlar idrar yollarında tıkanıklığa, hidronefroza yol açabilir. Tabi bunlar kontrol edilmezse bu taşlar, genel manada söylüyorum, akut piyonefrit veya kronik piyonefrite dönebilir. Uzun vadede yine gözden kaçar ise, sepsis enfeksiyonlar şeklinde devam eder ise
çok uzun vadede kronik böbrek yetmezliğine kadar götürebilir. Ama patoloji nerf sistemine ilgili değil, pür metabolizmasındaki bir defektlerle ilgili. Hipoglisemide biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla hipoglisemi gördüğümüzde karşımıza ilk aklımıza gelecek şey, eğer bir hipoglisemi tablosu varsa kısaltılmaz defekti vardır demektir. Şimdi burada üçüncü yolumuz. Yani de novo'yu anlattık. İkinci yol olarak yıkım yolunu anlattık. Üçüncü yolumuz Selvedge Pathway arıyor. Şimdi Selvedge Pathway'in şöyle tanımlıyoruz. DNA yıkım yolunda, yıkım yoluna tekrar döneyim. DNA yıkım yolunda substratların birinin veya ikincisinin, hipoksantinin veya guaninin, bakın bu yıkım yolu. DNA türün yıkım yolunda substratların tek bir reaksiyon ile kendilerine uyan nükleotitlere çevrilmesidir. Tanım bu. Şimdi kendilerine uyan nükleotitlere çevrilmesi dediğimizde elimizde baz var. Şimdi bazı nükleotide nasıl çevireceğiz? Buradan alalım. Ne diyoruz? Guanini, guanidin monofosfata çevireceğiz. Hipoksantini IMP'ye çevireceğiz. IMP yine kısaca monofosfat üzerinde GMP'ye, IMP, AMP'ye dönecektir. Bu yolları anlattım zaten. Hipoksantin, guanin fosforiboz transferaz, guanin fosforiboz transferaz. Bu yola neye ihtiyacımız var? Şimdi de novo'ya dönersek 11 basamak var. Burada bir basamak var. 6 tane ATP harcıyoruz IMP'ye kadar. Burada 2 ATP harcıyoruz. Burada ATP görüyor musunuz? Şu anda burada ATP görmüyorsunuz. O zaman soruyu şöyle soralım. Bir bazın hipoksantinin veya guaninin IMP ve GMP çevirmek için neye ihtiyacımız var? Riboz ve 5 fosfata ihtiyacımız var. TRPV burada yine karşımıza çıkıyor. Bu enzim, hipoksantin guanin fosforibozil transferaz enzimi substrat olarak fosforibozil pirofosfatı kullanacaktır. Niye? Fosforibozil pirofosfattan niye alacaktır? Şekeri ve fosfatı alacaktır. Şekeri ve fosfatı alacak ve buradan IMP'yi ve GMP'yi yapacaktır. Şuradaki reaksiyon. Bakın, 9 santim IMP, fosforibozil pirofosfat ile pirofosfat çıkar. Riboz ve fosfatı IMP'ye doğrudan çevirdi. Biz IMP'yi sentez etmek için ne yapıyorduk? 11 tane basamak kullanıyorduk. Bunu bir kere atlıyoruz. İki enerjitik olarak burada kaç mol enerji kullanıyorduk? Burada TRP ve sentezle sentez etmek için geriye gelirsek 2 mol ATP'ye ihtiyacımız var. ATP girip AMP çıkıyordu. İlk birinci reaksiyonu kastediyorum. 9 santim IMP, guanidin GMP çok avantajlı bir rol. Bunun yanı sıra adeninden, adenin bazından TRPP ile protolog kullanarak APRT dediğimiz adenin fosforibozil transferaz enzimi de AMP'ye çevirir ama bu HGPRT'ye göre yani hipoksantin ve guanin kullanan çift substrat var bakın. Hipoksantin, guanin. Hem hipoksantini substrat olarak kullanıyor hem guanini kullanıyor. Aynı zamanda fosforibozil pirofosfatı kullanıyor. Organizmadaki kinetik olarak, enzim kinetiği olarak bakıldığında en karışık enzimlerin bir tanesi budur. Çift substratlı. Bir de kofos veya yan bir molekül daha kullanıyor. Riboz 5 fosfatın aktif formu TRPT kullanıyor. ATRT çok karşımıza çıkmayacak. Dolayısıyla şimdi Selvedge Pathway niye önemli? Selvedge Pathway eğer de novo sentezi organizmada veya dokuda yavaş yürüyorsa mesela beyinde bunu söyleyebiliriz. Veya ihtiyaç çok fazlaysa kanser hücresinde bunu söyleyebiliriz. Yani formasyonlar, leukositlerde. Bu tür yerlerde, dokularda veya hücrelerde Selvedge Pathway'i kullanmak pekvoluza için büyük avantaj taşıyacaktır. Dolayısıyla Selvedge Pathway önem taşıyor. Şimdi Selvedge Pathway'in patolojisi olursa yani biz HGPRT'yi şurayı bloke edersek ne olur? Ne olur? Gayet açık ne olacak? Eğer bunu bloke ederseniz bu neye dönecektir bu sefer? Ters dönecek. Yıkıma doğru çevrilecektir. Şimdi ona tekrar geliyorum. Bir daha göstereyim anlaşılması açısından. Şimdi yıkım yoluna geldim. Bakın hipoksantin ve guanin yıkım yolu ilerlerken HGPRT bu molekülü alıp GMP'ye çevirir ise burada ne olacaktır? Yıkım yolu yavaşlar. Hipoksantini alıp IMP'ye çevirirse IMP şuraya, IMP'de AMP'ye dönecektir daha sonra buraya başlar. Eğer
Siz hipoksantinin veya guaninin geriye dönüşünü bir şekilde blok ederseniz ve enzim defekti varsa bu moleküller hipoksantin ve guanin serbestten nükleotit formuna dönmeyeceği için ne tarafa gider? Ürik aktiğe gider. O zaman bizim karşımızda Lehian sendromu diye bir patolojik durum ortaya çıkıyor. Sendrom dememizin de sebebi birçok tabloyla, farklı tabloyla karşılaşıyor. Lehian sendromda genetik geçiş gösteren X bağımlı bir patoloji, genetik bir hastalık. Burada dediğim gibi enzim defekti var. Nükleotit sentezini bazen sentezleyemiyoruz. Hipoksantin ve guanin bu sefer yıkıma dönüyor. Burada göreceğimiz birinci tablo arkadaşlar pürinç sentezinin yıkımının artmasıdır. Birinci karşımıza çıkan tablo bu. Bu önemli. Yani ürik asit artar. Not ediyoruz. Lehnian sendromda karşımıza çıkan birinci tablo ürik asit artar. Ürik asit artışı çok fazla ise burada hiperürisemi, sodyum ürat kristalleri ve taşa dönüşebilir. Dediğim gibi bu taş dolaşım sistemin idrar yollarında olabilir, böbreğe çökebilir ve bu ciddi patolojilere yol açabilir. Fakat burada elimize çıkan bir başka önemli tablo, yani ürik asit artışı bir, böbrek taşları iki ve bir de nörolojik problemlerle karşılaşabilir. Yani bu üçlü şeyi görürsek, ürik asit artmış, böbrek taşları hikayesi var veya üniversite enfeksiyon hikayesi var ve nörolojik bir takım tablolarla karşılaşıyorsa bu aslında Lehnian sendromu getiriyor. Niye nörolojik tablo ortaya çıkıyor? Nörolojik tablo ortaya çıkması özellikle beynin serveç petveye aşırı derece bağımlı olmasındandır. Dolayısıyla bu çok spesifik, doğrudan pürün metabolizmasını ilgilendiren bir tablodur diyor. Ve ikinci konumuza geçmeden önce ara veriyoruz. İkinci derste pirimidin metabolizmasını konuşacağız.